Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir FIFA 20 Ultimate Team bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hadi gidelim, bomba gibi yepyeni bir Division Rival Squad Battle bölümüyle sizlerleyim arkadaşlar. Takımımızın son haline bakacağız. Bayağıdır oynamamıştık sizlerle, çok güzel maçlar yapacağız arkadaşlar. Herhalde haftalık ödüller de geldi. 1-2 dandik paketimiz de var. Onları da açacağız gençler. Oradan da böyle güzel hem 1-2 paketli hem de güzel maçlı bir video olacak. Daha fazla FIFA için efsane beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum gençler. Dün yine çok güzel videolarımız geldi. Emrecan'la kapışma geldi. Top açılımı falan geldi. Onlar da mutlaka izleyin. Günde 2 video gümbür gümbür akıyor. Ve gençler şimdi öncelikle sizlerle bir şu ödüllerimizi açalım. Bakın Division Rivals ödülleri geldi. Bir de Squad Battles ödülleri var herhalde. Hepsini sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Görüyorsunuz gençler. Bakın. Üst düzey altın gümüşü seçeceğim, satılabilir. Arkadaşlar biz 1000 TL'lik paket açtık, hiçbir şey çıkmadı. Bunlardan zaten hiçbir şey çıkmaz da görüyorsunuz. 2 tane dandik paket verdi. Onları bir açalım. Oradan direkt maçlarımıza geçeceğiz. Bugün yardırmak istiyoruz. Abi ne kadar yavaş internet. Evet, 2 saat yükledi. Allah Allah, ben aslında birkaç maç Foot Champions'da oynamıştım. Sivrilene çıldıra çıldıra, küfrede küfrede gençler. Bu yıl oyun iğrenç ama o ödüller daha gelmemiş. Neyse biz şu 2 paketimizi açalım. Arkadaşlar yüklerse inşallah. Bakın 1 mega paketimiz var, bir de üst düzey altın gümüş oyuncu paketi var. İkisinden de hiçbir şey çıkmaz da zaten, yine de bir açalım. Gençler biz 1000 TL'lik açtık be. Evet, dandik oyun kim çıkıyor? Walkout var. Nah, ama İspanya. Zaten arkadaşlar ya walkout verirse de çöp veriyor herhalde. Koke. Atletico Madrid, İspanya sağ orta sağ. Koke olması lazım. Koke. Evet gençler, neyse. Hiç de çıkmayabilirdi. 1000 TL'de çıkmadığı gibi. 1000 TL harcadığımız paketlerde. Koke'yi de satalım. Burada oyuncu sözleşmesi bir tane alayım. Kadro kondisyonlarını alayım. Gerisi çöp gibi. 5500 coins yaptık gençler. Bir dandik paketimiz daha var herhalde. 20.000 coinslik falan üst düzey altın gümüş oyuncu paketi. Bunu da açalım gençler. Oradan da maçlara geçeceğiz. Haydi bakalım. Hocam. Mucize arıyoruz. İki defa walkout. Arjantin. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Ne? 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 Arkadaşlar bu kamera şakası mı? Ne? Ne? Messi mi? Bu dandik bir paketten Messi mi? Dandik bir paketten Messi mi? Oha! 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 Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyoruz? Gençler! Dondum kaldım lan! Dondum kaldım lan, 2 tane dandik paket. Daha geçen hafta 1000 TL'lik en büyük paketleri açtık, hiçbir şey çıkmadı gençler. 20.000 coins'lik 200 foot paralı dandik bir paketten Messi çıktı. Arkadaşlar Messi çıktı, Messi 1.500.000 coins. Abi Messi çıktı, Messi. Ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Arkadaşlar Messi çıktı. Elim ayağım titriyor var ya, tansiyonum düştü, tansiyonum. Bakalım. Oha! Gençler şuraya bakın, 1.500.000 coins. Aman ya Rabbim, aman ya Rabbim, 1.500.000 coins. Ne? Ya böyle bir şey olamaz. Evet, videonun başlığı değişmiştir arkadaşlar. Hayatımda ilk defa gençler, FIFA 98'den beri FIFA oynuyorum. Ve hayatımda ilk defa Messi çıkarttım. Bakın aman aman aman, yanlışlıkla falan satmayayım. Tamam, bunları satacağız. Messi kulübümüze gidecek. Düşünsenize yanlışlıkla satıyormuşum. Ve Messi'yi kulübe gönderdim gençler.
Arkadaşlar FIFA 98'den belli FIFA oynuyorum. Hayatımda ilk defa, bakın Messi de demiyorum, hayatımda ilk defa 1 milyondan fazla satılan bir oyuncu çıkarttım. Ve hayatımda ilk defa Ronaldo veya Messi ikilisinden birini çıkarttım arkadaşlar. Allah'ım, halen şu an şoktayım var ya, ben bunu bir hafta yediremem. Ben buna bir hafta inanamam ben buna. Allah'ım, hayatımda ilk defa Messi çıktı ve böyle dandik bir paketten ya. Oha, inanamıyorum gençler. Arkadaşlar, 98 yılından belli oynuyorum. 2019 yılındayız. 21 yıldır ilk defa hayatımda Messi çıktı. O yüzden yorumlara helal olsun Ümit abi yardıralım. Hoş geldin Messi'yi yardıralım. Ve bir 15-20 bin like'ı yardıralım gençler. Bugün tarih yazdık. Bu video kanalımızın birçok videosunda olduğu gibi, bu video tarihe geçer gençler. Bu video unutulmaz, bu video tarihe geçer. Abi inanamıyorum ya. Ve gençler şu an güncel takımımızı görüyorsunuz. Yani artık Salah'a veda edeceğiz, krala. Şimdi ne yapalım? Salah'ı bir kulübe gönder diyelim. Buraya da arkadaşlar Messi'yi ekleyeceğiz. Allah'ım bu neydi ya? Bu neydi ya? Halen şoktayım. Şöyle ara diyeceğim. Messi ya. Artık hayatımda ilk defa Messi çıkarttım ya. Gençler, dediğim gibi sizlerden bir 15-20 bin like bekliyorum. Ve yorumlara yazın bakalım, Messi'yi satalım mı arkadaşlar? Messi'yi satıp mesela Kante ile Drogba'yı alabiliriz. Veya abi hayatımızda ilk defa Messi çıkarttık, biraz onunla oyna, onu biraz kullan mı diyorsunuz. Ben de zaten biraz en azından böyle bir ay falan kullanmayı düşünüyorum Messi'yi. Doya doya bir oynayalım kralla. Hayatımızda ilk defa çıktı ne de olsa. Şimdi orası anlaşmadı. Guardiola'yı böyle anlaştırdık ama Sarı anlaştı arkadaşlar. Messi şu an 7 ile oynuyor. Bu o kadar da iyi değil. Ve Salah'ı bir transfer listesine gönderelim. Sonra Aubameyang'ı transfer listesine gönderelim. Bir de arkadaşlar sizlerle birlikte Wijnaldum'u transfer listesine ekleyelim. Şimdi bakalım öncelikle biz Salah kaça gidiyor. Arkadaşlar bu artık Messi'ye takım kurma videosu olacak. Öncelikle şuraya Salah diyeceğiz. Evet, Muhammed Salah. Var ya, elim titriyor hala ya, inanamıyorum. Salah 200 bine var mı? Oo güzel, Salah biraz para ediyormuş. 240 bine var ama. Vay be, Salah'ın değeri ne kadar düşmüş. Ben 300 bine almıştım. Evet gençler, Salah 235 bine gidiyor. Biz de Salah'ı o zaman 235 bine koyalım. Evet Salah. Arkadaşlar hemen, hatta onu sağ kanat mı yapsaydık önce? Ve gençler Salah'ı 234 bine koyalım. Çünkü hemen satılsın ki videomuza devam edelim. Burayı da 208 bin diyelim. Şöyle bir gönderdik Salah'ı. Haydi bakayım. Sonra gençler Wijnaldum. O kaça? Wijnaldum çökmüş. Ana, Wijnaldum batmış. Wijnaldum gençler. O zaman Wijnaldum bir dursun bakalım. Wijnaldum'u bir kulübe gönder diyelim şimdilik arkadaşlar. Ve Salah'ımız satıldı. 390 bin coins'imiz oldu. Hem çok iyi bir kart, hem de Messi ile full anlaşır. Bakalım, inşallah Griezmann ucuza vardır. 130 bine var mı? Yok. Ağzını kırayım ya. 143? Yok. 150 bin? Yok. Oha, Griezmann bu kadar pahalı mı ya? Evet arkadaşlar, Griezmann beklediğimden pahalı çıktı. 165 bin Griezmann. Griezmann'ı da alacağız. Ama hangi kartını alalım diye bakıyorum sizlerle şöyle. Evet gençler, Griezmann Griezmann takımımıza gelecek. Şöyle Griezmann'ı da aldım arkadaşlar. Onu bir gönderiyoruz. Ve bir de oyunun çok iyi bir kartı olan gençler ve herkesin severek kullandığı De Jong'u alacağım arkadaşlar. Frankie De Jong diyoruz. O kaç bin coins'e gidiyor? Oha ya, o da en kötü kartı bu civarda. Ama De Jong'un başka kartlar da vardı. Onlar kaça gidiyor? Bir bakalım. Evet gençler, De Jong özel diyeceğiz. Oha, De Jong bayağı pahalı arkadaşlar.
Görmüş olduğunuz gibi. O zaman şöyle desek. De Jong'u en az hemen alını 200 bin diyelim. Ve maksimum hemen alını da bir bizim bütün paramız olan 225 bin diyelim. Hiç yok. Aynen. İyi kartı daha pahalı De Jong'un. 265 bin desek yok. 300 bin desek. Evet, 300 bine informu var. Normal halde var. Gençler ama o zaman Aubameyang'ımızı satmamız gerekecek. Ama bu kartı alalım ya. Hem çok güzel gözüküyor. Hem de ben De Jong'un bol bol informun çıkacağını düşünüyorum. O yüzden değer kazanacağını da düşünüyorum De Jong'un. O zaman öyle yapalım. Aubameyang'ımızı da satalım. Aubameyang'ın parasıyla birlikte o para De Jong'un parasını çıkarırız. Evet şimdi arkadaşlar. Zaten Vardy'miz var. Vardy bizi şimdilik idare eder gençler. Aubameyang'ı da satacağız. İnşallah biraz para ediyordur. Ve gençler Aubameyang'ımızı da satmamız lazım. Hemen Aubameyang kaça gidiyor ona bakalım. 175 bine var. Evet. Aubameyang da ama yine de iyi para arkadaşlar. Ben daha çok düşmüştür diyordum değeri. En azından 163'e gidiyor. Şöyle bir 162 diyelim. Yok tamamdır. 163 bine de Aubameyang'ımızı satacağız. Ben 293 bine almışım. Vay be. Arkadaşlar 163 bin diyelim Aubameyang'a. Hemen al da 117 bin dedik. Haydi oğlum sen de hemen satıl. Oradan sürekli her informu çıktığında artan Frankie de Jong kartını alacağız gençler. Frankie de Jong için Aubameyang'ı bekliyoruz. Hadi Aubameyang. Satıl reis. O satına kadar biz de arkadaşlar oyuncularımızı koyalım. Şimdi şuraya ara diyelim. Hepsi diyelim. Evet buraya Griezmann'ımızı koyacağız. Ama Griezmann'a öncelikle arkadaşlar malzemeyi kullan diyeceğiz. Pozisyon alma. MOO. OF. Forvet'e çevireceğiz onu. Haydi reis. Ve OF Senete. Evet. Griezmann'ı forvet yaptık. Griezu forvette. Şimdi şuraya da De Jong'u aldık mı? Messi şu an 10. Messi şu an 10. De Jong'u aldık mı? Full 10 olacak gençler. Bir Vardy ile Mane biraz sıkıntılı oldu. Ama orayı da idare edeceğiz bakalım. Evet gençler bu arada Aubameyang da satıldı. 380 bin coins'imiz oldu. Şimdi transfer pazarı diyelim. Arkadaşlar hem de çok güzel bir orta sahamız olmuş olacaktı. Boşluk. Young Frankie de Jong diyeceğiz. Özel diyeceğiz. Ve hemen al 290 bine. Şöyle 220 bin bir diyelim. Evet arkadaşlar 290 bine var mı bakıyoruz. 290 bine yok. 295. Normal inform arkadaşlar hep bu güçte kalıyor. Ama bu yıldızlı kartını alırsak her informu çıktığında otomatikmen bizimki de yükselecek. Hah bakın şu kartı aldığımızda her informu çıktığında bizimki de yükselecek. 290 bine De Jong'u da alıyoruz takımımıza. Boom. Hem de çok güzel bir kart. Şimdi mesela De Jong iyi oynasın haftanın takımına girsin. Bizim kartımız 87 olacak gençler. Böyle böyle Frankie De Jong da yükselebilir. Ve gençler hazır mıyız? 3, 2, 1, boom! İşte karşınızda arkadaşlar. Efsane rüya takımımızın son hali. Jamie Vardy, Griezmann, Messi. Sürekli değişebilen Frankie De Jong kartı 86. Guardiola, Mane, Mendy, Varane, Van Dijk, Arnold ve kaleci Loris gençler. Ve görmüş olduğunuz gibi herkesin kimyası mükemmel. 87 rating 100 kimyadayız arkadaşlar. Sadece Mane ile Vardy 8-8 diyor. Ama eğer mesela şöyle yapsak. Bakın şuraya Chamberlain'i koysak arkadaşlar. Boom hepsi 10 oluyor. Yani baktık kötü oynuyorlar onu bile yapabiliriz. Ama şimdilik Guardiola durabilir arkadaşlar. Bu video tarihe geçecek bir video. Bu video inanılmaz bir video. Rüya takımımızda belki de hayatımızda çok zor olacak. Ve 21 yıldır ilk defa olan bir olay oldu. Paketten Messi'yi çıkarttık. Görmüş olduğunuz gibi burada
sahip sayısı 1 diyor. Yani biz çıkardık paketten. Efsane bir beyni patlaması yapmayı unutmayın gençler. Yorumlara da hoş geldin Messi. 21 yıl sonra ilk defa her şeyi yazıyoruz yorumlara. Buraya koyduğum videoları izleyin. Dünkü çok güzel videolarımız var. Ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun gençler. Gelecek günlerde Messi ile maçlı videolarda mutlaka gelecek. Onu sahada görmek istiyorum. De Jong'u, Griezmann'ı falan. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz man.